Kilo verdim bir günde. Gençlik. Harika. Yani tam aradığım partner. Tamam tatlım, ben seni arayacağım. Hadi görüşürüz. Bye. Vay vay vay. Bu ne böyle? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Cesetler, ishaller, tatlımlar. Ne yaşıyorsunuz kız siz? Ne var aranızda? Şakalaşıyoruz biz. Hı hı. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk böyle sana dümdüz, dikine dikine yazıyor. Ayık ol bence. Sen ne... Peki ya. Ne saçma sapan konuşma. Arkadaşız biz. Kimleri görüyorum? Ben de sizin için aynı şeyi söyleyecektim. Bunda şaşılacak bir şey yok ki tatlım. Murat bana karşı bağlı lokma tatlısı bu aralar. E tabii ne de olsa bir geçmişimiz, ortak bir acımız var. Hatta Murat o kadar üzgün ki beni işe geri bile aldı. Peki bu ortak acını boşu boşuna çektiğini biliyor mu? Ne demek o? Ortada gerçek bir bebek olmadığını biliyorum Didem. Bari bana oynama. Ha. Demek ki o kliniğe gelen küçük farelerden biri sendin. Ayağını denk al. Çünkü o küçük farenin foyunu ortaya çıkarması an meselesi. Bana göre hava hoş. Elinde kanıtın olmadığını biliyorum. İstersen git konuş Murat'la. Ben de karşılığında hayat sana olan karşılıksız aşkının iyice kafayı yedi aşkım. Baksana. Bebeğini yeni kaybetmiş bir kadın böyle bir şeyle nasıl suçlayabilir yoksa derim. O kanıt er ya da geç elime geçecek. Ve asıl o zaman sen küçük bir fare gibi saklanacak delik arayacaksın. Abicim, tebrik et kardeşini. Allah, bugün de herkes bir enerjik. Neyi tebrik ediyorum bakalım, hayırdır? Abicim çünkü Serta konseptini, reklam direktörünü keşfetmiş bulunmaktayım. Hatta keşfetmekle kalmayıp bugün saat 3'te görüşmeye çağırdım. Ya biz prensipleri sıkıştık. Ya bu toplantı formalite olacak. Vay, o kadar yani. Abi çocukta bir iş geçmişi var, var ya aklın durur. Ya sonra kafa olan yani, hemen kaynaştık. 1,5 sene önce falan bırakmış bu işleri ama işte. Sen nasıl ikna ettin peki adamı? Hatıra binaen oldu diyelim. Zaten gelecek birazdan, uzun uzun konuşuruz. Hmm. Bu arada 3 okey değil mi? Ona göre onaylatacağım bak. Okey okey gelsin. Süper. Partimde hiçbir şey eksik olmamalı. 30 kilo nazar boncuğu istiyorum. 60 tane de at nalı. Gazi koşusunda kazanmış atlardan alınmış olsun. 2 de jockey. 220 tane 4 yapraklı yonca istiyorum. Tuval Hanım bunlar parti için mi? Yok. Annenin doğum günü için. Herhalde parti mi? Başarılarımı kıskanan milyarlarca insan var. Nazar boncuğun koruyucu etkisi, atnaların manyetik alanıyla birleşince hiçbir kem gözlü gözünü titretmeyecek bile. Peki yoncaları nereye ekelim? Onlar nallarını aldığımız atlar için jestimiz. Peki jokeyler nalları nereye dikecek? Babanın... Onlar disk jokeylerimiz. Şap şap. Ya sitleri çalacaklar. Hadi dağılın, dağılın. Where's my coffee? Selam. Ne yapıyorsun? Didem, bizi ziyarete mi geldin? Ya yok, ben yine baş mankenim. Eski müstakbel kayınbabam işe geri dönmem için rica etti. Ben de kıramadım. O zaman amuda kalkarak buraya girmeliydin. Hani havai fişekler, taklalar? Ne bu tüyleri, yoluk, tavuk halleri? Kendini bilmezin biri canımı sıktı işte. Neyse, boş ver. Sen ne yaptın yokluğumda? Anlat. Kafamı dinledim tabii ki. Ha, bir de yaza veda partisi veriyorum. Yarın kopacağız. Partiyi veriyorum. Oh, en sevdiğim ya. Çılgınlar gibi eğlenmek istiyorum.
yalnız Didem. Heh. Ben seni davet etmiyorum ki. Yani sen şimdi gülüyorsun. Ama senin için kan ağlıyor. Her şey çok taze ya. Ha. Evet. Doğru diyorsun ona. Tabii canım. Ne işin var benim partide yani? Ah. İçim kan ağlıyor benim. Gelemem ben. Yas falan tutuyorum. Çok fena. Yasın bitsin. Öbür yaza inşallah. İnşallah. Müsait misiniz? Gel Bambi, gel. Benim de çıkmam gerekiyor zaten. Şu toplantıya kadar yapmam gereken şeyler var. Ama kahveniz? Benden sana olsun artık. Kendi ellerine yapmış gibi iç. Burada içebilirsin. Nasıl? Kahveni diyorum, burada içebilirsin. Ha. Tamam, olur. Bu ne bu? Maden suyu. Hazımsızlığa iyi gelir. Midem kötü demiştiniz. Sen ne yaptın? Karar verebildin mi? Düşünüyorum hala. Neden sordunuz? Hiç. Yani üzülmeni istemiyorum. Umarım iyi biridir. Tanışınca kendiniz karar verirsiniz. Hangi sıfatla tanışacağım peki? Yani sen böyle konuştuğuna göre kararını vermişsin bu arada. Dedim ya, acele etmiyorum. Ki karar verme konusunda sizin kadar hızlı değilim. Ben niye karar vermişim ki? Didem Hanım'ı işe geri almışsınız. Hayırlı olsun. Aslı, yarın büyük gün, bana yardım et. Şu sargı bezini versene oradan. Nereye götüreyim ipeyi? Şampanya mı patlatayım? Saçlarından aşağı güller yağdırayım. Havai fişek patlatayım. Anam, minnak bir kedi alıp kapısında dikileyim. Belki 3-5 puan alırım ha? Ya kardeşim, sen neden böyle şeyler için kafanı yoruyorsun ki? Bende dedim sana, değil mi? Bende. İpek'i benden iyi kimse tanıyamaz. Misal, İpek balığa bayılır.